Bu video çektiğimiz tarih 10 Mayıs 2020. Koronavirüs salgını vurduktan sonra hepimiz evden çalışmaya başladık. Ve evden çalışmak aslında ilk başlarda hepimizin çok hoşuna gitti. Belki çocuğumuzla daha fazla zaman geçirdik. Belki kedimizle daha fazla zaman geçirdik. Belki eşimize, sevgilimize, hayat arkadaşımıza daha çok zaman geçiriyoruz. Ama gün geçtikçe normal günlük alışkanlıklarınızı yapmak konusunda sıkıntılar yaşamaya başladınız değil mi? Bu hepimizin başına gelen çok ortak bir problem. İnternette pandemi travması olarak araştırırsanız bu konunun genel bir sıkıntı olduğunu ve hepimizin bu travmayı yaşadığını görebilirsiniz. Sizler de gün geçtikçe verimliliğinizin azaldığını fark ettiniz mi? Başlarda gündelik çalışmalarınız gayet rutin ve akıcı bir şekilde devam ederken gün geçtikçe daha az çalışmak istediğinizi, geceleri daha zor uyuduğunuzu, sabahları daha zor kalktığınızı fark ettiniz değil mi? Ve motivasyonunuz da düşmüştür diye tahmin ediyorum. Çünkü bu çoğu kişinin başında olan bir problem. Şimdi sizlere bu karanlık zinciri belki kırmanıza yardımcı olacak, size ilham vereceğini düşündüğüm birkaç bilim insanı ve sanatçının günlük ritüellerini anlatmak istiyorum. Tekrar etmek size sıkıcı geliyor mu? Her gün aynı şeyi tekrar tekrar yapmak. Mesela düşünün bir noterde katipsiniz ve her gün yüzlerce evraka damga basmak zorundasınız. Size şimdi bir tane video göstereceğim. Bakın bu katibe hanım işini nasıl keyifli bir hale getirmiş. Bu videoyu konu hakkında araştırma yaparken hatırladım. Birkaç yıllık eski bir video olsa bile konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm için buraya koyuyorum. Ritüel, günlük alışkanlıklar demek. Aslında hepimiz için çok güçlü bir kelime. Biz bunun gücünün çoğu kere farkında değiliz. Her gün aynı şeyi tekrar tekrar yapıyor olmak hepimizde çok ciddi bir alışkanlık, bir disiplin getiriyor. What's wrong? I don't know who I am. Sizlere birinci bahsetmek istediğim pek çoğunuzun eminim ki çok da sevdiği değerli yönetmen David Lynch. David Lynch gerçekten çok takıntılı bir insanmış. Aslında bu anlatacağım tüm insanlar çok takıntılı insanlar. David Lynch'in özellikle hayatında bahsedilen 7 yıllık bir süreç var. O 7 yıl boyunca her gün tam saat 2.30'da aynı restorana gidip öğlen yemeğini yermiş. Ve öğlen yemeklerinden sonra yaklaşık 4 ila 7 kahve içermiş ve bol çikolatalı bir milkshake içermiş. Çikolatalı. Bunu söylemek çok zor. Ancak şöyle bir farklılık var. İçtiği kahvelerin içerisine öyle 3-5 tane değil, tam bardağın yarısını dolduracak kadar şeker koyarmış. Ve şekerinin tavan yaptığı sırada en yaratıcı fikirlerinin ortaya çıktığını söylermiş. Görünen o ki aslında şekerinin en yüksek olduğu zaman değil, şekerden zehirlendiği zamanda bu filmlerin en yaratıcı fikirleri ortaya çıkmış. Ben şahsen David Lynch filmleri konusunda çok emin değilim. Ancak Lynch yememek için çok da fazla detaya girmek istemiyorum. Bununla ilgili ayrı bir tartışma videosu yapmak isterim ileride. Normal kilodaki bir yetişkinin günlük glikoz ihtiyacı yaklaşık 200 gram kadar. Ve beyin yaklaşık bunun 3'te 2'sine ihtiyaç duyar, 130 gramına kadar. Siz artık kahveye koyduğu yarım bardak şekerden ne kadar glikoz aldığını hesap edin. Yaşadığımız dönemin en önemli romancılarından bir tanesi benim için de ismini söylemesi oldukça zor Haruki Murakami. Murakami 1949 yılında Japonya'da doğmuş. Kendisi bir Japon ve tam bir ritüel insanı haliyle. Ülkemizde İmkansızın şarkısı ile epey bir beğeni toplamıştı hatırlayacağınız üzere. Murakami'nin roman yazdığı dönemdeki alışkanlıkları ise şu şekildeymiş. Her sabah 4'te kalkıp tam 5-6 saat boyunca hiçbir şey yapmadan yazı yazarmış. Yazı yazma işini bitirdikten sonra günlük işlerine döner, uzun yürüyüşler yapar, yüzmeye gider, akşam yemeğini yer, 9'da yatarmış. Oldukça sıkıcı bir rutin gibi geliyor değil mi? Ancak kendisi bunun farkında. Ve özellikle Tokyo'nun dışında taşrada yaşadığı için hiçbir sosyal hayatı olmamasından dolayı hiç şikayet etmezmiş. Aksine zamanın her şeye yetişmek için yeterli olmadığını farkındaymış. Ve özellikle bu konuyla ilgili söylediği bir şey var. Bunu okumak istiyorum tam olarak size. Her yeni kitabım öncekinden iyi olduğu sürece ne tür bir yaşam biçimi benimsersem benimseyim.
okurlarım bunu kabul edecektir. Bir romancı olarak benim görevim ve en önemli önceliğim bu değil mi? Eşini her türlü güçlüğüne rağmen sevmek sanırım böyle bir şey. Murakami bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Sıradaki sanatçımız dahi müzisyen, besteci, piyanist Beethoven. Eminim Beethoven'ın günlük alışkanlıkları beni gülümsettiği kadar sizi de gülümsetecektir. Beethoven da erken kalkanlardan, sabah çok erken kalkıp sadece kahve içermiş. Bu anlatacağım günlük alışkanlığı ne kadar takıntılı olduğunu anlamanız için yeterli olacaktır. Bir bardak kahveye girecek çekirdekleri tek tek sayarmış ve her fincan başına 60 çekirdek gelecek şekilde ayarlarmış. 61, 59 ile 60 dikkatinizi çekerim. Kahvesinden sonra piyanosunun başına geçip saat 2 ila 3'e kadar kesintisiz olarak çalışırmış. Öğle yemeğini yedikten sonra cebine bir not defteri alır ve uzun yürüyüşlere çıkarmış. Uzun yürüyüşleri kendisi için bir meditasyon işlevi görür ve bu yürüyüşlerin sonunda önemli fikirlerle evine geri dönermiş. Ve bu uzun yürüyüşlerden sonra akşam yemeğinde arkadaşlarıyla beraber sosyalleşir ve mutlaka şarap içermiş. Ha bir de Beethoven'ın en önemli takıntısı banyo alışkanlığı. Banyo yaparken özellikle bağıra bağıra şarkılar söyler, suları etrafa saçarmış ve bu konuda nedense alay konusu olurmuş. Ben de bilmiyorum neden alay konusu olduğunu. Metin de öyle yazıyor. Yani bulduğum metin öyle diyordu. Banyo takıntısı derken sadece şarkı söyleyip etrafa suları saçması değil buradaki sıkıntı. Sık sık ara verip banyo yaparmış gün içerisinde. Yani bir günlük belli bir saatte değil, belli bir arada değil. Aklında estiği zaman banyo yaparmış bol. Picasso. Hepinizin çok sevdiği ünlü ressam Picasso. Picasso da geç yatıp geç kalkan bir hayat döngüsüne sahipti. Genelde öğleden sonra 2 gibi kalkıp direkt stüdyosuna gidermiş kimseyi görmeden. Ve yaklaşık 5-6 saat boyunca kesintisiz olarak tuvalinin önünde çalışırmış. Kendisinin yorulup yorulmadığını soranlara Picasso hiçbir zaman bitkinlik hissetmediğini söylermiş. Eve döndüğünde hayat arkadaşı Fernande'nin hazırladığı yemekleri yer ve yemekte kimsenin kendisiyle konuşmasını istemezmiş. Bu durumu bilen sevgilisi ve arkadaşları sessizce yemeklerini yer sonra dağılırlarmış. Sosyalleşmesini yemekten sonraya bırakırmış Picasso. Ayrıca pazar günleri de kız arkadaşıyla beraber davetler verip arkadaşlarıyla sosyalleşirmiş. Ve gelelim psikanalizin kurucusu Freud'e. Freud'a göre çalışmadan geçen hayat boş bir hayattır. Freud tam bir her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır örneği. Çünkü karısı Martha tüm gününü detaylıca planlarmış onun için. Martha Freud'u her sabah 7'de uyandırır, kahvaltıdan sonra berbere sakallarını düzelttirirmiş. 8'den öğlen 12'ye kadar hastalarını kabul edermiş. Ve saat 1'de öğlen yemeğini yediği sırada hiçbir şekilde konuşulmasını istemezmiş. Yemekten sonra Viyana caddelerinde tempolu bir yürüyüşe çıkar, prosunu satın alır ve mutlaka matbaasına uğrarmış. Ve proları Freud'un en yakın arkadaşlarıymış. Çünkü yaşlılığında bile doktorlara kulak asmadan günde tam 20 adet puro içermiş. Öğleden sonra 3'te işini başına döner ve akşam yemeğine kadar yoğun olarak çalışırmış. Akşam yemeğinden sonra ailesiyle birazcık zaman geçirip daha sonra tekrar çalışmasına dönermiş. Ve gece en erken saat 1'de yatarmış. Ve bu geçen zaman zarfında kitapları üzerinde çalışır, psikanaliz dergilerine yazılar yazarmış. A relationship, I think, is like a shock. You know, it has to constantly move forward or it dies. And I think what we got on our hands is a dead shock. Gelelim benim de en favori yönetmenlerimden olan Woody Allen'a. Woody Allen filmlerinden aşinasınızdır. Oldukça nevrotik ve takıntılı insan karakterleri çizmekte. Ve kendisi de kusursuz bir film senaryosu yazmak için takıntılı düşünmenin gerekli olduğunu düşünüyor. Ya, hiç düşünmediniz değil mi? Ben de düşünmemiştim. Özellikle yaratıcı fikirleri tıkandığında uyguladığı bir metot çalıştığı mekanı değiştirmekmiş. Tepkili mekanda ferahlık vardır diyerek masasından kalkar, bir üst kata çıkar, bir alt katta çalışmaya çalışır, terasında volta atar ve duşun altında saatlerce beklermiş. Özellikle soğuk havalar dışarıda bekler, biraz üşüdükten sonra kaynar suyun altında 45 dakika 1 saat kadar beklenmiş ve en yaratıcı fikirleri de o zaman çıkıyormuş dediğine göre. Gördüğünüz gibi herkesin bir ritüeli, günlük çalışma şekli, bir alışkanlığı var. Peki sizin verimliliğinizi arttırmak adına uyguladığınız ritüeller neler? Yorumlar kısmında kendi verimliliğinizi arttırmak için uyguladığınız yöntemleri bizimle paylaşın.
ve belki siz de birilerine ilham olursunuz. Don't put words in my mouth. Yes. Yes, it's true.